Selamünaleyküm bacılar abla. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz nereye gidiyoruz? Hava güneşli ya arkadaşlar. Annemin evde bir şey yokmuş. Cuma pazarı kuruluyormuş burada. Oraya bir gidelim dedi. Hani tamam dedim. Babam da arkada şimdi geliyor. Cuma pazarına gidiyoruz. Oğul işim. Hava çok güzel arkadaşlar. Bakın. Günlük güneşlik baba. Ama yani evlerin içi serin. Bunlar neymiş böyle? Karalahana onlar. Karalahana, maydanoz. Değil mi şunlar ha? Hep böyle ekmişler arkadaşlar. Karalahana, maydanoz. Topluyorlar. Şura arkadaşlar bakın. Gel oğlum gel. Vallahi bura böyle site aç katlı. Ora depremden baksana he. Depremden ay. Evet kızım çatlamış gördüm. Baksana şuralarda. Aha. Arkadaşlar dün var ya Adana'da deprem olmuş. Ben fark etmedim de burada komşular söylemiş. Deprem olmuş bayağı bir sallanmış. Ama herhalde onlar artçılar ya. Değil mi? He, artçı depremdir. Babam da öyle diyor bak. Küçük erkek. Pazara geldik arkadaşlar. Bu kadarmış fiyatlar. Fiyatlar yazmıyor lan bunu. Oğlum. 4 tane 10 lira yeşil. Patates 5 lira. Domates 13 lira. Burada da 10 lira. Marul 5 lira. Elma 10 lira arkadaşlar. Bakın her çeşidi var. Şöyle. Şuradaki de 5 lira küçük olanlar. Tamam gel verim oğluma gel. Arkadaşlar Can Muhammed'e pazarcı şey verdi elmacı abi. Elma bay bay yapıyor verdi diye. Bu da 3 kilosu 20 lira arkadaşlar. 4 kilo 50 TL soğan. Kilosu 15 lira mor soğan. Bu da 5 lira. Bakalım. Biberler 10 lira yarım kilosu. Hep yarım kilo bakın. Şu da 12,5 lira yarım kilosu. Kapya biber. Bu da köy biberi 12,5 lira yarım kilosu. Dolmalık biber yarım kilosu 15 lira. 250 gramı 10 lira bu biberler var ya. Bu da 10 TL. Çok eşit oldu çok adam. 5 lira kabak. Tane 5 lira. Karalıyor annem gibi. Muzun kilosuna kadarmış 20 lira. Pazarcı elma verdi. Armut yarım kilosu 10 lira arkadaşlar. Ama çok güzel bakın. Şöyle. Şu öndekileri var ya arkadaşlar. Almamak lazımmış. Bu hani böyle düzülüyor ya. İnsanlar hani bakıyor ne kadar güzel alamayanlar var nazarı falan diye öyle duymuştum ben arkalardan alacakmışız. Hadi gelin. Hadi gel oğlum. Tamam. Kömeç ısırgan otu var arkadaşlar burada bak. Salatalık mı? Kilosu 12 lira. Şöyle arkadaşlar salatalık var. Başka yerden bakalım. Burada da domates 18 lira. Bakın. Yeşillik. 3 tane 10 lira abla. 3 tane 10 lira. Ne alırsın? Şuradan alacağız salatalı arkadaşlar. Bunun kilosu? Yarım kilo 15 lira abla. 12 abla. 12'ymiş burada da. Bakın bu büyükler de 8 lira. Tamam oğlum şimdi tamam. Bunlar da
Bu arkadaşlar böyle üstü kapalı, bakın bizim öyle değil. Kapalı böyle. Daha güzel şeylerde falan, yağmurlarda daha iyi olur. Sak da alacağız. Ne kadarmış? 10 liraymış destesi. İyi ama büyük büyük. İri. İşleri. Rengarenk yumaklar bakın. Bunlar lif için ha. Şöyle eşarplar. Bakın. Havucu yemiyor çocuklar. Ne güzel yazmalar var. Çeşit çeşit. Bu da yarım kilosu 7,5 lira. Limon 5 lira. Ama o turunçla karıştırılmış. Burada da böyle baharat çeşitleri. Darı mısır 25 lira kilosu. Geri dönüyoruz. Kırmızı istiyor. Bal kabağı. Güzel şöyle bak, poşete koymuşlar. Nefesiko. Arkadaşlar çocukları parka getirdik. Pazardan sonra buradan da eve gideriz. Hadi gel, muz verelim sana oğlum, gel muz. Oğlum şimdi sen oradan çıkamam ki. Nefes nerede? Niye oradayın anne? Arkadaşlar yemek yemeye geldik. Şöyle lokantaya. Nefes gel. Ha, mama sandalyesi de varmış, dur. Abi şey be. Can Muhammed. Baba neye bakıyorsun? Sen ne yiyeceksin? Adını kedap. Kedap. Duydun mu ne dedi? Düşürürüm onu diyor. Raporanlar diyor ha. Şöyle arkadaşlar. Burada çiğ köfte de getiriyorlarmış. Marul ver anne bana. Marulla çiğ köfte verir mi? Yok. Al. İçine baksana çocuğu. Yemiyor, yemiyor. Adana kebabı söyledik arkadaşlar şöyle. Şöyle yanına fındık lahmacun da vermişler. Arkadaşlar dama çıktım, yemeğimizi yedik. Eve geldik, dama çıktım, çamaşırları toplayacağım. Bakın böyle bir damları var. Kayınbabam gibi. Oh. Ay, 3 katlı ya. Zorladım. Zorlandım. Kurumuş mu bunlar? Arkadaşlar aklıma ne geldi biliyor musunuz? Nefes daha küçüktü. Böyle şuraya çul sererdik arkadaşlar. Daha var ya 6-7 aylıktı. Ay bir akıllıydı, bir akıllıydı arkadaşlar. Öyle yatırırdık, yatak yapardık buraya. Biz çay içerdik, o böyle uzanırdı, oynardı. Aklıma şunu da görünce şu şeyi. Vay be, nasıl da. Ondan sonra Can Muhammed'e hamileyken böyle hani yaz buraya gelmiştik ya doğum için. Merdiveni çıkarken bir nefes nefese kalıyordum. Ay ev sıcaktı ya arkadaşlar. Dama çıkıyorduk. Damda bir esiyordu. Çekirdek alıyorduk. Çay alıyorduk böyle. Ne güzel oturuyorduk. Aklıma o günler geldi ha. Nasıl eserdi. Yazın dam çok güzel esiyor arkadaşlar. Bak kışında mesela güneş olduğu zaman damda otur ısın. Vallahi çok güzel bak. Gerçekten müstakil evler güzel arkadaşlar. Şöyle bir müstakil evin damı da olsa. Oh çamaşırını ser, söyleme sahiptir. Hani kebabını falan yap. Ondan sonra salça olduğu zaman salçanı yap. Bir şeyler kurut. Vallahi ne güzel otur böyle. Oh. Neyse bacım şimdi ben şey yapayım. Çamaşırları toplayayım. Çamaşırları da katlayayım arkadaşlar. Sobamız dayanacak, yakıyoruz.
Nefes de şeye gitti. Müzeyyen abla var burada. Küçüklükten beri Aliş diye bir çocuk var. Onu çok seviyor, onunla oynuyor. Çorabın teki yok ha. Yok. Acaba şeyin içinde mi? Neyi? Kirli selesinin. Ona Şahin niye getirdi? Kirlise ben bütüne koymuyorum. Ha. Çorapların zaten hep eşleri olmuyor. Zor bulunuyor. Şu biraz nemliymiş abi. Sobanın arkasına bak. Sobanın arkasına bak. Bu güneşte nasıl kurumamış bu? Ben normalde böyle katlamam arkadaşlar. Şöyle katlarım bak. Şimdi hani bavulun içine koyacağım diye. Bak normalde ben böyle yaparım. Böyle. Böyle katlarım hep tüm çamaşırları. Şöyle. Ama şimdi işte dedim ya hani şeyin içine koyacağım bavulun onun için. Arkadaşlar ben size annemin ne aldıklarını göstermemişim pazar alışverişini. Hemen onu göstereyim. Bir dakika şunu açayım. Arkadaşlar şöyle hemen göstereyim. Burada elma aldı annem. 2 kilo. Kilosu 10 liraydı. 5 liralık da vardı gördüğünüz küçük küçük olan. Ama annem bunu aldı. 2 kilo 20 lira yaptı. Bu kilosu 15 liraydı armutun. 20 liralık aldı. Şöyle. Salatalık arkadaşlar 12 liraydı kilosu. 1 kilo aldı. Ondan sonra 2 kilo da muz aldı. Kilosu 20 liraydı. Bu kadar da alışverişi. Yeşillik falan vardı evde. Öyle yani arkadaşlar. Bugün de buzdolabını temizlemiştim. Çekmedim ama size. Şöyle bir çektim. Böyle yaptım yani. Düzenli böyle oldu. Her tarafını şuraları arkadaşlar böyle bıçağı şey yaptım. Hani sardım bezi. Şuraları falan. Ondan sonra şuraları hep çıkardım böyle. Arkadaşlar cuma duamızda kandil duamızda yapalım. Ondan sonra videomuzu da kapatalım. Ya Rabbi sana açtım ellerimi, sana sığındım. Her şeyi gören işten sensin. Senin eşin benzerin yok. Senden başka ilah yok. Ol deyince olduransın Rabbim. Sen yoktan var edensin. Sen doğmamışsın, doğrulmamışsın. Senin kudretin her şeyden. Allah'ım ya Rabbim depremde vefat etmiş kardeşlerimizin. Kardeşlerimize rahmet et, merhamet et. Yattığı yerler nurlarla dolsun. Kabrinde böyle bir pencere açsın, cennetteki yerlerini izlesin, toprak incitmesin, toprak sıkmasın onları ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbim tüm vefat etmiş yakınlarımızın da mekanlarını cennet et, rahmet et, merhamet et, merhamet et ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbim şu an göçük altında olan kardeşlerimize yardım et. Onlara şafi ismin hürmetine şifalarını ver. O karanlıklardan onları çıkar ya Rabbi. Ülkemiz çok kötü bir felaketten geçti. Sen bizleri doğal afetlerinden koru. Kurban olduğum Rabbim daha beterinden koru Allah'ım. Biz senin aciz kullarınız. Ya Rabbi bizlere acı, merhamet et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Sen kullarına acırsın ya Rabbi ya Resulallah. Allah'ım göçük altında kalmaktan, yanmaktan, boğulmaktan sana sığınırım ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbim kurban olduğum Allah'ım. Depremde yakınlarını kaybetmiş kardeşlerimize sabır ve ihsan eyle ya Rabbi. Sabır ver ya Rabbi. Bizlere de sabır ihsan eyle. Yakınlarımızı kaybettik. Sabır ver, yardım et bize Allah'ım. Sen verdin canı, sen alırsın kurban oldum. Boynumuz kullanınca Allah'ım. Allah'ım ya Rabbi. Kimin gönlünde, muradında ne varsa hayırlısıyla kabul et. Ümmetim ümmeti Muhammed'in sıkıntılarını gider ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbim yüreğimiz daralıyor. Yüreğimize ferahlık ver kurban olduğum Rabbim. Bu mübarek günlerde duamızı kabul eyle Peygamber Efendimizin yüzü hürmetine. Şifa bekleyen kullarına şafi ismin hürmetine şifalarını ver. Sıkıntısı olan sıkıntısını gider. Borçlu olanlara eda nasip eyle ya Rabbi. İş arayan kullarına hayırlı iş kapıları aç. Şifa bekleyen kullarına şafi ismin hürmetine şifalarını ver. Bekar kızlarımıza, bekar olanlarımıza hayırlı işler nasip et. Ev sahibi olmak isteyen kullarına hayırlısıyla ev sahibi et. Allah'ım ya Rabbim
Evlerimizde bolluk, bereket, mutluluk, huzur olsun. Kurban oldum Rabbim. Sana layık bir kul olabilmeyi bizlere nasip et ya Rabbi. Evlatlarımız vatanına, milletine salih, seni seven, peygamberimizi seven, dinini, Kur'an'ı seven, helal süt demiş evlatlar olsun, söz dinleyen evlatlar olsun. Onların bir meslek sahibi olduklarını, bir yere gelebildiklerini görebilelim. Onların mürüvvetlerini görebilirim. Torunlarımızı bizlere görebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbim, yüreğimiz dar oluyor, bize yardım et. Kurban olduğum Allah'ım. Sana, Peygamber Efendimizin ümmetine yakışır ev insanlar olabilmeyi bizlere nasip et ya Rabbi. Amin. Dualarımızın kabulü için El Fatiha. Bazı şeyleri tekrar tekrar söylemiş olabilirim, kusura bakmayın arkadaşlar. Amin arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi var ya, bacılarım, ablalarım, yüreğim öyle bir daralıyor böyle. Ya buram hani diyor ya, göğsün daraldı mı? Diyorlar öyle işte, bir daralıyor. Bir yerde duramıyorum, edemiyorum. Her yer beni sıkıyor. Böyle yani Allah'ım yardım et diyorum, Allah'ım içim yanıyor ya. Resmen içim yanıyor bacılar. Vallahi içim yanıyor. Bu özlem böyle var ya, gün geçtikçe böyle büyüyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Allah sabır versin. Allah yardım etsin. Sevdiğini kaybetmek çok zor arkadaşlar. Böyle sevdiğini yani sadece eş değil ha. Ana, baba, kardeş, çocuk, işte evlat, eş. Çok zor arkadaşlar. Çok zor. Böyle dayanamayacak gibi oluyorum. Ama ne yapayım? Elden bir şey gelmiyor. Dua etmekten başka hiçbir şey gelmiyor. Allah'ım bana sabır ver. Bana yardım et ya Rabbim diyorum. Çok özledim arkadaşlar. Vallahi çok özledim. Çok. Çok özledim. Geçen sene bu zamanlar eşim yaşıyordu. Bugün ayın 17'si. Şuna bak. 17, 18, 19, 20, 21, 20. 6 günlük. Ay insan böyle düşündü mü kafayı yiyecek gibi oluyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Vallahi. Böyle bir düşünsen, derinlere gitsen kafayı yersin. 6 günlük ömrü kalmış. Geçen sene bu zamanlar yaşıyordu. Şimdi aha kara toprak oldu ya. Hepimizin gideceği yer orası da işte. Dayanamıyorum arkadaşlar. Allah'ım diyorum, kurban oldum Allah'ım. Bana bu acıyı unutturacak acı verme. Hep böyle diyorum, Allah'ım bu acıyı ben unutmayayım. Bunu unutturacak acı bana verme diyor. Diyorum işte genci, yaşlıyı dinlemiyor ki. Ama mesela yaşlı öldü mü hani diyorsun, çocuklarını görmüş, büyütmüş, hani geride kalan kimse yok. Genç işte böyle çok zor. Allah yardım etsin o depremde böyle ailesini kaybedenlere. Allah sabır versin. Görmüyor musunuz arkadaşlar? 4 kişilik aile böyle bakıyorum. Hepsi aynı anda ölmüş, depremde can vermişler. Hele bir tanesini gördünüz mü? Ben Instagram'da gördüm. Yeni evleniyorlar. Depremin gecesi, akşamı. Evleniyorlar. İşte depremde vefat. Daha bir günlük bile evli değiller. Allah'ım kadere bak dedim. Kurban olduğum Allah. Anladınız değil mi dediğimi? Şimdi mesela bugün hani bugün evlendiler, gecesinde deprem oldu ya, 4-10'ya geçiyor. O zaman vefat ediyor ikisi. Şimdi ne hayallerle böyle eşyasını dizdi, evine gitti. Vay. İnanamıyorum ya, böyle var ya, insan şok geçiriyor ama. Neden hiçbir şey gelmiyor? Öyle bacılar. Burada da kapatayım. Tekrardan kandiliniz kutlu olsun. Rabbim dualarımız kabul etsin. İbadetlerimiz kabul etsin. Burada kapatayım. Kendinize iyi bakın. Ha. Kendinize iyi bakın bacılarım, ablalarım. Görüşmek üzere. Ne? Tamam benim. Ne? Kuzum ne? Ne?